Sevgili izleyenler, İngiltere'de yaşayan Türklerin en büyük sorunlarından bir tanesi de telekomünikasyon alanında Türkçe hizmet alamamaktı. Bu devir geçtiğimiz haftalarda kapandı. Artık bu alanda Türkçe hizmet alabilecekleri bir firma var. Sizler için onların kapısını çaldık. İşte onlarla yapmış olduğumuz keyifli röportaj. İletişim ve teknolojinin iş yaşamındaki büyük etkisi artık kaçınılmaz. Bu alanda iş yerlerinin karşılaştığı sorunlar ve ihmaller neler? İşi uzmanından dinliyoruz. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada telekom hususunda bilmediklerimize sorup karşılığında cevaplar almaya devam ediyoruz. Bu hafta hususen teknik meseleler hakkında biraz bilgi alalım istedik. Yanımızda Ömer Bey var. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Ömer Bey. Siz de hoş geldiniz Altan Bey. Teşekkür ederiz. Ömer Bey, özellikle teknik meselelerle alakalı internet ya da telefon kullanıcıları ne gibi problemlerle sıklıkla karşılaşıyorlar? Öncelikle şunu belirtmek isterim Altan Bey. Bizim müşterilerimiz çok sıklıkla sorun yaşayan ve problem yaşayan müşteriler değiller. Ama daha önceki tecrübelerden dolayı, daha önceki başka firmalarda çalıştıkları başka firmalardan dolayı sıkıntı yaşayan müşterilerimiz var tabii. Şöyle belirtmek isterim Altan Bey. Bir kere teknik kadro olarak çok donanımlı bir kadroyuz ve müşterilerimize teknik anlamda verdiğimiz hizmet, en önemlisi ilk başta Türkçe olarak destek verebiliyoruz teknik anlamda. Bunun dışında verdiğimiz teknik birebir müşterilerimizi ziyaret şeklinde veya telefon üzerinden de gerçekleşebiliyor. Müşterilerimizin sıklıkla yaşadığı problemler arasında özellikle internet ve telefon kesintileri olabiliyor. Ama biz bu problemlere çok hızlı bir şekilde müdahale edebiliyoruz sistemimiz üzerinden. Sistem üzerinden çözemediğimiz problemleri ise direkt müşteri ziyareti gerçekleştirerek yerinde, olay yerinde durumu inceleyip direkt orada da müdahale etme durumlarımız var. Ağırlıklı olarak çözümler aslında müşterilere gitme şeklinde değil ama telefon üzerinden daha çok çözebiliyoruz internet ve telefon kesintileriyle ilgili olan problemleri. Bunun dışında sistem üzerimizden çalıştığımız supplylarımıza bildirimler yapıp çözemediğimiz noktalarda yine çözüm üretmek adına supplylarımız tarafından bölgeye engineer gönderilmek suretiyle çözümler gerçekleştirilebiliyor. Ama ilk başta da söylediğim gibi çok sıklıkla müşteri problemleri anlamında geri dönüş almıyoruz. Ama eğer müşterilerimizle ilgili bununla telefon ve internet hatlarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında da çok hızlı bir şekilde müdahale etme gibi bir durumumuz var. Bunun dışında dediğim gibi aynı zamanda müşterilerimize Türkçe başta olmak üzere İngilizce de destek verebiliyoruz. Yabancı olan müşterilerimize, Türk olan müşterilerimize de Türkçe destek verebiliyoruz. Olayın bir başka tarafı Altan Bey, konuş tarafından da bahsetmek isterim teknik problemlere değinmişken. Aslında bazı müşterilerimiz temel anlamda internette bir sıkıntı yaşamıyor. Telefon hatlarında da dahil ama çok ufak şeylerden dolayı bizi arayabiliyorlar. Mesela işte Wi-Fi'ye girememe, Wi-Fi şifresinin yanlış girilmesi sonucu internetin uzun süre kullanamama gibi çok basit problemlerden dolayı da internet problemleri yaşıyorlar. Müşterilerimizden bu anlamda da geri dönüşler alıyoruz. Tabii bizim için bunu müşteriye anlatmak çok daha basit ve kolay oluyor. Çok teknik bir problem değil ama müşterilerimizi de en azından firma olarak bu anlamda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize telefon hatlarında ve internetinde herhangi bir sorun olmadığını, sadece bilgi eksikliğinden kaynaklı internet ve telefon hatlarını kullanamadıklarını da belirtiyoruz. Bu anlamda da tabii müşterilerimizi bilgilendirdiğimiz zaman en azından tekrar bu sorunu yaşamaları durumunda bizi aramaları gerek kalmıyor. Ufak bir bilgilendirme sonucu bu tarz problemlere de çözüm sağlıyoruz. Müşterilerimiz bize bu anlamda geri dönüş sağladığı zaman. Ömer Bey, hemen hemen her yayında söylüyoruz. Teknik, özellikle İngilizce bilmek bazen yeterli olmayabiliyor. Hatta Türkçe bilmek de bazen yeterli olmayabiliyor bu teknik terimleri anlamak için. Peki siz neler öneriyorsunuz bu noktada? İlk önce şunu belirtmek isterim Altan Bey. Müşterilerimizin problemlerini telefonda çözerken çok yalın bir dil kullanmaya çalışıyoruz her şeyden önce. Hem İngilizce hem Türkçe olsun müşterilerimizi yönlendirirken çok fazla teknik terim kullanmadan müşterilerimizin problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Bir ikincisi telefon üzerinde çözemediğimiz problemlerde yani telefon üzerinden müdahale edemediğimiz problemleri teknik ekibimizdeki arkadaşlar randevu olarak müşterilerimize birebir ziyaret gerçekleştiriyorlar ve yerinde çözümlemesi sağlamaya çalışıyorlar. Eğer bu noktada müşterimize hem telefonda hem ziyaret gerçekleştirdiğimiz zaman müşterimizin problemi bulunduğu yerde eğer bir çözüm gerçekleştiremiyorsak da
Telefonda supplierlarımızla görüşerek oraya bir engineer yönlendiriyoruz. Ve altyapıyla ilgili muhtemelen zaten bu tarz problemler altyapıdan kaynaklı oluyor. Ve bu altyapıdan kaynaklı olan problemleri de supplierlarımızla birebir görüşme halinde olarak ve oraya tekrar engineer yollayarak problemle ilgili altyapıdaki problemi çözmeye çalışıyoruz. Müşterilerimize verdiğimiz servis aslında teknik olarak anlattığım gibi bu üç kademeden oluşuyor. İş yerinizde internet bağlantısının zayıflığı sizi büyük zararlara sokabilir. Siz en iyisi şimdiden sisteminizi gözden geçirin, son gelişmeleri konunun uzmanlarına danışın. Oh, quivering hands, chocolate.